Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TET AYT Geometri Soru Kitabı'nda Doğru ALT konusundaki 6. testin çözümünü yapacağız. Testimiz öğreniyorum testi çözümlere başlayalım. Şekilde D1 ve D2 doğrularının eksenlerle ve kendi aralarında yaptığı açılar verilmiştir. D1 ve D2 doğrularının eğim açılarından bahsediliyor bize. Arkadaşım x eksenine pozitif yönde yaptığı açıyı alacağız. Burada x eksenine pozitif yönde yaptığı açı alfa. Bir tanesinin eğim açısı alfa. Bir öbürü de aynı şekilde x eksenine yaptığı açı. Bakın şurası bu da beta. Yani alfa ve beta açıları olacaktır cevabımız. Böylelikle cevap edremit oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde D1 ve D2 doğruları ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. D1 doğrusu x ekseninde paralel ve 5'e 4 noktasından geçmektedir. Hemen D1 doğrusu 5'e 4'ten geçiyor. Şuradan geçiyor ve x ekseninde paralel. Evet x ekseninde paralel olan bir doğruyu hemen çizeceğiz arkadaşlar. Hop şöyle bir doğru. 5'e 4'ten geçen bir doğru. Sonra D2 doğrusu da y eksenine paralel ve eksi 2 alttan geçiyor. Eksi 2 alttan geçecek. Şöyle bu noktadan geçecek. Bu da şurası yaptı. Şöyle. Burası eksi altı noktası. Bizden ne isteniyor? D1 ve D2 doğruların kesim noktası isteniyor. İşte bizden tam olarak burası isteniyor. Şuranın apsisi kaç? Eksi 2 idi. Burası da 5'e 4 olduğu için buranın da ordinatı 4. Ben bu noktanın apsisi eksi 2 ordinatı da 4 yaptı. Eksi 2'ye 4 noktası oldu cevap o zaman. İkinci soru böylelikle Cihan oldu. Geldik 3'e x ekseni ile pozitif yönde 30 derece açı yapan d1 doğrusu d2 doğrusunu x ekseni üzerindeki 4 absisi noktada dik kesmektedir. Ee, analitik düzlemi çizeceğiz galiba arkadaşım. Hemen analitik düzlemi çizip o şekilde yorumlayalım istersen. Çünkü özel durumlar var biraz. x ekseni ile 30 derece bir açı yapan d1 doğrusu var. d2 da x ekseni üzerindeki 4 absisi noktada dik kesiyor. Evet. Şimdi pozitif yönde 30 derece bir açı yapan bir doğru da buradan geçiyor o zaman. Şurası 30 derece olacak. Öbür doğrumuz da şöyle olacak. Tam buradaki noktada dik kesecek. Yani eksi 4 hapsız noktada 4 kesecek. X ekseni üzerindeki. D2 doğrusunun y eksenini kestiği noktanın bu D1 doğrusu bu da D2 doğrusu. Buradaki şey isteniyor bizden. Y eksenini kestiği yer isteniyor. Arkadaşlar burası 30 derece. Burası 60 derece. 90 ise burası da 30 oldu. Şu eksi 4 hapsız olduğu için şuradaki nokta 4 oldu. 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 köküç oldu. Buraya bakacak olursak 4 köküç birim aşağıda kök köküç bir maşada hangi nokta var? Eksi kök köküç noktası var. Yani cevap böylelikle C han oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet bu doğru x de pozitif yönde 135 derece açı yapıyor. Eğim dediğimiz şey nedir? Eğim dediğimiz şey tanjant 135. Bu da eksi tanjant 45'e eşittir. Bu da eksi 1'e eşittir arkadaşım. E, bu şekilde verilen doğrunun eğimi neydi? Eksi a bölü b'ydi. Eksi x'in kat sayısı bölü y'nin kat sayısıydı. Yani eksi 4 bölü x'in kat sayısı 4. Y'nin katsayısı M artı 3 değil. Dikkat edin. M artı 3'ün eksiyle çarpılmışı. İşte bu eksiye eşit olacak. Şu eksiler artı yapsın. Ee, buradan ne geliyor arkadaşım? M artı 3 eşittir eksi 4 geliyor. Eksi 1 ile çarpınca ya M artı 3 eksi 1 ile çarpacağım ama bunu eksi 4 yaptım. Bu da artı 1 olsun. M artı 3 de eksi 4 eşit oldu. M de böylelikle kaç çıktı? Eksi 7 çıktı. Dolayısıyla dördüncü soru denizli oldu. Geldik 5'e. Analitik düzlemde bir D doğrusunun denklemi bu şekilde verilmiş. Evet. Şimdi D doğrusunun denklemi bu şekilde verilmişse. Arkadaşım doğrunun grafiğini hemen çizebiliriz. X'i nerede kesiyor arkadaşım? 4'te kesiyor. X bölü X ekseni kestiği yer. Y bölü ekseni kestiği yer. Y'yi de 5'te kesiyor. Şöyle olmalı. O zaman bizim doğrumuz ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde mi oldu? Evet. 8'e eksi 5 noktasından geçmektedir. Bakalım. 8'e eksi 5 noktası denklemi sağlıyor mu? x yerine 8 8 bölü 4 artı y yerine de eksi 5 yazarsam eksi 5 bölü 5 eşittir 1 sağlanıyor mu diye bakacağız. Burası 2 yaptı burası da eksi 1 yaptı 2 eksi 1 eşittir 1 sağlandı mı sağlandı evet birincisi doğru oldu mu oldu. İkincisine bakalım eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı işte burası burası 4 burası 5 birim olduğu için alan dediğimiz şey 4 çarpı 5 bölü 2 o da 10 yapmalı o zaman 2 yanlış. Eğimi eksi 5 bölü 4 demiş. E bu x eksenine yaptığı açının tanjantı. Şuradaki açının tanjantı ya da bu açı sola yatık olduğu için bu açının tanjantına bakacağım. Eğim de neye eşit oluyor arkadaşlar? 5 bölü 4. Sola yatık olduğunda eksi 5 bölü 4 olmalı. O zaman 2 de doğru. 3 de doğru pardon. Dolayısıyla cevap ne yaptı? 1 ve 3 yaptı. Yani 5. soru denizli oldu. Geldik 6'ya. 3 x eksi 4 y artı 1 eşit 0 doğrusuna paralel olan ve y eşit x artı 2 doğrusu ile x ekseni üzerinde kesişen doğrunun denklemi. Şimdi elimizde bir doğru var arkadaşlar. Bu doğru var. Bu doğruya paralel olan bir doğru y eşittir x artı 2 doğrusu ile x eksen üzerinde kesiyor. Hmm. Şimdi bir doğru daha var. Şu doğru. Şöyle bir doğru mesela. Şöyle bir doğru. Y eşittir x artı 2. Şimdi soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğim arkadaşlar. Ya bununla bu doğru kesmiyormuş. Bu doğruya paralel olan bir doğru kesişiyormuş. Bu doğruya paralel olan bir doğru işte burası. Nerede kesişiyormuş ama? Bunun x ekseni üzerindeki noktasında kesiyor. O zaman burada ben y yerine 0 yazarsam. 0 eşittir x artı 2'den x'i ne buluruz? Eksi 2 buluruz. Yani kestikleri nokta ne oldu arkadaşlar? 2'ye 0 x eksen üzerinde kestikleri nokta burası. E bu da eğimi belli mi arkadaşlar? Belli. Eğimi dediğimiz nedir? Eksi x'in kas sayısı bölü yeni kas sayısı. Eksi 3 bölü x 4'ten 3 bölü 4 yaptı. Şimdi iki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşittir. E bunun da eğimi yine aynı şekilde olmak zorunda. 3 bölü 4 olmak zorunda. İşte bizden bu doğrunun denklemi isteniyor. Bir doğrunun denklemini bulmak için ne yapıyorduk? Arkadaşım iki soru soruyordu kendimize. Eğim ve nokta. Eğim belli nokta belli. Doğru denklemini yazabiliriz. M dediğimiz 3 bölü 4 çarpı x eksi eksi 2 eşittir y eksi 0 olacaktır arkadaşım. Buradan 3x artı 6 eşittir 4y yaptı. Yani buradan 4y en başta olmuş hep böyle. E, o zaman hepsini şeyde toplayalım. 6 burada kalsın. 3x öbür tarafa atalım. 6 eşittir 4y eksi 3x. Var mı? Var. Nerede var? 4y eksi 3x eşittir 6. 5 şıkkında var. Yani 6. soru balık esir oldu. Geldik 7'ye. A ve B noktalarından geçen doğrunun denklemi. Arkadaşlar 2 noktadan geçen doğrunun denkleminin bir e, formülü var ama ben bu şekilde yapmıyorum. Nasıl yapıyorum? Doğru denklemi için kendime iki soru soruyorum. 1. Eğim 2 nokta. Eğimi var mıdır bunun? Var tabii ki. Eğim dediğimiz y'ler farkı bölü x'ler farkı. Eğimi bulalım. 10 eksi 4 bölü 2 eksi eksi 1. Yani 2 artı 1 yaptı orası. Burası 6 bölü 3'ten 2 yaptı. Eğim belli. Nokta belli mi? İstediğin noktayı seç. İster bunu seç ister eksi 1'e 4'ü seç. Fark etmez. Eğim belli nokta belli doğru denklemini yazabiliriz. Yani m çarpı 2 çarpı x eksi noktadaki x 2 eşittir y eksi noktadaki y yani 10. Buradan 2x eksi 4 eşittir y eksi 10 yaptı. Y'yi yalnız bırakmışlar. Attık öbür tarafa 2x artı 6 eşittir y mi yaptı arkadaşım? Evet. Y eşittir 2x artı 6'yı arayacağız. Yani cevap böylelikle akçay oldu. Geldik 8'e. Şekilde grafiği verilen doğrusun doğrusunun x eksenini kestiği nokta k x'e 0 verilmiş. x nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurası 2 birim mi? 2 birim. 2 birim. Ee, burası 4 noktası olduğu için burası da 2 mi oldu? Evet. Böyle analitik düzlem şeklen verilmişse geometrik olarak çözmeyi daha çok seviyorum. Ee, şunu şu şekilde yapabilirsiniz. Eğim belli bir noktası belli olan doğrunun eklemini yazıp sonra x eksenini kestiği noktayı da bulursunuz. Ama burada belli her şey. Ne çıktı burada? X kenar dik üçgen çıktı. Burası 45. Burası 45 oldu. E burası da 45. Burası da 45 oldu. Şurası 0'a 4 noktası olduğu için burası 4 birimdir. O zaman burası da 4 birimdir. X'i ne buluruz o zaman? 4 olarak buluruz. 8. soru Cehan oldu. Geldik 9'a. 4x 3y artı 24 eşit 0 doğrusuna ve eksenlere eşit uzunlukta bulunan birinci bölgedeki noktanın koordinatları. Arkadaşlar birinci bölgede öyle bir nokta varmış. Hem eksenlere eşit uzunlukta, eksenlere eşit uzunlukta olan nokta nedir arkadaşım? şöyle ve şöyle şu uzunluklar birbirine eşit olacakmış. Şurası A birim burası da A birim dersem şurası A virgül A noktası yapacakmış. Şimdi A virgül A eksenler eşit uzunlukta olacak ve bu doğru ya da eşit uzunlukta olacak. Bu doğru ya da A birim uzunluğunda olacak. Atıyorum şöyle bir şey şöyle bir şey bu doğruya olan uzaklığı da ne olacak? A olacak arkadaşım. E o zaman burada birinci bölgedeki noktanın koordinatları nedir diye soruluyor. Eksenler eşit uzunlukta bulunan, bulunan bir nokta A virgül A bu doğru ya da uzunluğu yine A birim olacakmış. Hadi bakalım yapalım. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı neydi arkadaşlar? Noktayı da orada yerine yazıyoruz. Yani 4 A eksi 3 A artı 24. Mutlak değer içerisinde bölü kare içinde A kare artı B kare. 4'ün karesi artı eksi 3'ün karesi. Bu neye eşit olacakmış arkadaşlar? A'ya eşit olacakmış. E o zaman burası. A eşittir. Mutlak değer A artı 24 bölü 5 oldu. Buradan ne geldi arkadaşım? 5A eşittir. A artı 24 geldi mutlak değer içerisinde. E o zaman A pozitif bir sayıysa A negatif bir sayı olamaz. Pozitif bir sayı olacak. O zaman çünkü A pozitif bir sayı. O zaman burada 5A'ya bakacak olursak arkadaşlar. 5A da pozitiftir. Ve bu da pozitif olacak. O zaman A pozitifse bu da kesinlikle pozitiftir. 5A eşittir. A artı 24 diyebiliriz. Buradan 4A eşittir. 24 yapar. A'yı da 6 buluruz. A bizden ne isteniyor? Koordinatları toplam isteniyor. A artı A isteniyor. O da kaç yapar arkadaşım? 12 yapar. Güzel bir soru. 9. soru Denizli oldu. Geldik ona. A ve B noktalarından geçen doğru x ekseninde 45 derece açı yapıyor. x ekseninde 45 derecelik açı yapıyorsa o zaman ne olacaktır? Eğimden gidebiliriz. Eğim tanjant 45'e eşittir. Tanjant 45'te 1'e eşittir. Eğim 1 ise 1 dediğimizde y'ler farkı bölü m eksi eksi 9 yani m artı 9 bölü x'ler farkı. 5 eksi 3 yapar. Buradan ne geldi? M artı 9'u 2 bulduk. M'i de böylelikle eksi 7 olarak bulduk. Yani cevap edremit oldu 10. soruda. Geldik 11. soruya. Dik koordinat düzleminde şu kare verilmiş. Arkadaşım bu kare ise farklı yollarla yapılabilir tabii ki. Bak şurası kaç birim? 3 birim. Burası kaç birim? 4 birim. Genelde böyle şey olduğu zaman ben analitik düzlem değil de geometri daha yapmayı tercih ediyorum. Normalde şöyle diyebilirsiniz. Hocam şurası A, burası A. A birim solda. Eksi A'ya A noktası deyip. Bu doğru üstüne yazabilirsiniz. Birinci yol bu. Ama ben böyle yapmaktansa şekli yorumlarım. Ne yaparım? Şuraya 3 eksi a kaldı. Şunlar da birbirine paralel olduğundan dolayı. Şöyle paralel olduğundan dolayı. Şu 3 eksi a'nın 3'ü e oranı. 3 eksi a bölü 3 eşittir. Nedir? Şu uzunluk a. a bölü 4 yapar. Buradan 12 eksi 4 a eşittir 3 a yaptı. Buradan 12 eşittir 7 a olduğundan a'yı da 12 bölü 7 olarak buluruz. Karenin alanı isteniyor. Karenin alanı da 12 bölü 7 a kare olduğundan 12 bölü 7'nin karesi olacaktır. O da 144 bölü 49 yapar arkadaşım. Yani 11. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 12. soruya. Bu noktalar C noktası AB doğrusu üzerinde olduğuna göre arkadaşlar AB doğrusunun üzerindeymiş. Tamam AB doğrusunun üzerinde bir C noktası varmış. Yani ne demek isteniyor? ABC doğrusal. E noktaların doğrusal olması deyince ne geliyor aklımıza? E hocam AB de bu doğrunun eğimini veriyor. BC de bu doğrunun eğimini veriyor. Yani ikişerli eğimleri ne olacak? Hatta, hatta eğim AC de diyebilirsiniz. İkişerli eğimleri birbirine eşit olacak. Eğim AB'ye bakıyoruz. Eğim AB nedir? Y'ler farkı. 0 eksi 6 bölü x daha farkı. Eksi 2 eksi 0 eşittir. Eğim BC'ye bakıyoruz. Eksi 6 eksi 0 bölü m eksi eksi 2 yani m artı 2 yaptı. Buradan ne geldi? Eksi 6 bölü eksi 2 yani eksi 6 bölü eksi 2 kaç yapıyor? 3 yapıyor eşittir. Eksi 6 bölü m artı 2 olduğundan dolayı 3m artı 6 eşittir. 3m artı 6 eşittir eksi 6'dan 3m eşittir eksi 12'den m'yi de böylelikle eksi 4 diye buluruz. Yani cevap böylelikle akçay çıktı 12. soruda. Ve böylelikle 6. testi bitirdik. O zaman diyoruz? Bir sonraki videoda 7. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.